İslam karşıtlığının nedenleri nelerdir? İslam karşıtlığıyla nasıl mücadele edilmelidir? Batı'da nasıl bir İslam ve Müslüman imajı var? Batı'da İslamofobinin yaygınlaşmasına neden olan olaylar nelerdir? Bu soruların yanıtı ve daha fazlası birazdan Profesör Doktor Nuri Tınaz ve Profesör Doktor Talip Küçükcan'ın konuk olduğu Emre Dolman'la Aklımdaki Sorular'da. Aklımdaki Sorular programımızdan TV8 ekranlarından herkese hayırlı geceler değerli izleyenler. Bu geceki programımızda Profesör Doktor Talip Küçükcan ve Profesör Doktor Nuri Tınaz hocalarımız bizlerle birlikte olacak. Nuri hocamız az sonra katılacak bize. Bugün ne konuşacağız? İslam karşıtlığının nedenlerini ve İslam karşıtlığıyla nasıl mücadele edilmesi gerektiğini konuşacağız. Özellikle Batı'da bu İslam karşıtı akımların beslendiği kaynaklar neler? Biraz bu konuları bugün değerlendireceğiz. Değerli hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam hemen başlayalım isterseniz vaktimizi iyi kullanmak adına. Siz tabii doktoranızı da yurt dışında yaptınız ve siyaset yaptığınız dönemde de yurt dışında sürekli çeşitli ilişkiler kurdunuz ve Türkiye'yi temsil ettiniz bu anlamda. Nasıl görüyorsunuz hocam? Yani bu önce isterseniz bir İslamofobinin ne olduğuyla başlayalım ama sonra biraz bu Batı dünyasının bu konudaki sıkıntısı problemi nedir o konulara girelim ama yani İslamofobi nasıl tanımlayabiliriz? Öncelikle ne demektir bu kavram? Yani çok hani yalın haliyle ifade etmek gerekirse ve aynı zamanda İslam karşıtlığı nedir ve tezahürleri nelerdir? İsterseniz buradan başlayalım hocam. Yani İslamofobinin bir etimolojisine bakacak olursak kısaca İslam karşıtlığı, İslam düşmanlığı, İslam korkusu şeklinde tercüme edilebilir. Batı'daki kullanım tarzı itibariyle Müslümanlara mesafeli durma, İslam'ı ve Müslümanları bir tehdit, bir güvenlik problemi olarak görme şeklinde ki çok yaygın bir anlayış İslamofobi. Bu terim son 20 yıldır aslında çok sık kullanmakla beraber aslında Batı'nın zihin dünyasında Müslümanlara karşı, İslam dünyasına karşı mesafe ya da Batı medeniyetinin ötekisi olarak görme çok eski aslında. Evet. Kökenleri çok geriye dayanıyor. Onun için aslında bu kökenleri biraz irdelemekte yarar var. Yani İslamofobi ya da bugünkü şekliyle özellikle Batı'daki Müslümanların karşılaştıkları ayrımcılık, ötekileştirme, zaman zaman hatta sokaklara yansıyan kamusal alanda Müslümanları dışlama gibi meseleler kökenleri çok eski olan meseleler. Son zamanlarda elbette popülizmin yükselmesi, ırkçılığın yükselmesi, bütün bunlar Müslümanları bir nefret objesi haline dönüştürdü ama bu işin temelinde aslında biraz medeniyetler arası farklılıklar, bu işin temelinde aslında Batı medeniyetinin kendisini nasıl tanımladığıyla ilgili meseleler var. Yani Batı kimliği nasıl oluştu diye baktığımızda bugün, Batı kendi içerisinde bir takım farklılıklar olmasına rağmen ortak bir kimliğe de sahip olduğunu iddia ediyor. Bu kimliğin temelinde bir kere bizim Hristiyan Musevi dediğimiz ya da Judea Hristiyan dediğimiz birikim çok önemli bir payı var. Batı kendi kimliğini her ne kadar seküler de olsa bu geleneğin üzerine inşa ediyor. Yani bu inanç ortak bir payda olarak görülüyor aynı zamanda tabii, Batı dünyasında. Tabii. İkincisi eski Yunan felsefesi, eski Yunan geleneği ve medeniyeti Batı'nın kendisini tanımladığı veya kendi kimliğini üzerine oturttuğu temel taşlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu da tabii Batı medeniyetinin önemli bir çerçevesini oluşturuyor. Aynı şekilde Roma İmparatorluğu, Roma'nın bıraktığı miras, bütün bunlara baktığımızda arkasından gelen aydınlanma, reform süreçleri, Batı kendisini böyle bir tanımlama içerisine koyuyor. O zaman her kimlik kendini tanımlarken bir ötekiye ihtiyaç duyuyor. Doğru. Geleneksel olarak baktığımızda aslında Batı'nın, Hristiyan dünyasının ötekisi hep İslam ve Müslümanlar ola geldi. Elbette geçmişte çok daha farklı formlar altındaydı bu ama özellikle hani ulus devletler kurulduktan sonra, milli devletler kurulduktan sonra biz bu bahsettiğimiz Hristiyan geleneğin, işte eski Yunan geleneğinin biraz zayıfladığını varsayıyoruz. Çünkü milli kimlikler ön plana çıktı. Ama bugün işte gerek Avrupa Birliği ülkelerine baktığınızda, gerek Avrupa'nın önemli, Batı'nın önemli liderlerine, siyasi liderlerine baktığınızda ve bilhassa son dönemlerde ortaya çıkan 3-5 yıllık geçmiş olmasına rağmen hızla yükselen popülist partilere baktığımızda bu İslam karşıtlığının, İslam düşmanlığının, Müslümanlarla ilgili korkuların yeni olmadığını ama tekrar yükselttiğini görüyoruz. Elbette bir takım kırılmalar, tarihi olaylar ya da yakın dönemde meydana gelen olaylar da Müslümanlara karşı ön yargıları, kalıp yargıları tetikliyor. Mesela 11 Eylül çok önemli bir kırılma noktası oldu.
Ama bütün bunlardan önce ben seyircilerimize, bizi izleyenlere şunu öneririm. Edward Said'in Orientalizm diye çok önemli bir kitabı var. Bu kitap 70'lerde yazıldı aslında. Ama Batı dünyasının aslında zihni arka planını okuyor. Yani Batı Doğu'ya nasıl bakıyor? Sadece İslam dünyasını kastetmiyorum burada. Hindistan'a nasıl bakıyor, Çin'e nasıl bakıyor, Asya'ya nasıl bakıyor? Burada şunu görüyoruz. Batı kendisini ilerlemenin merkezi olarak görüyor. Demokrasi, insan hakları, teknolojide ve bilimde ilerlemenin merkezi olarak görüyor. Bu Batı merkezli bakış açısı bugün Batı'da medyayı, siyaseti, entelektüelleri, üniversiteyi etkiliyor. Ve elbette Batı geliştiği için, Batı büyüdüğü için kendi ürettiği modeli de pek çok yere pazarlama imkanına sahip. Ama o kitap bize aslında Batı'nın zihin kodlarında, edebiyatında, sanatında, siyasi söyleminde nasıl bir doğu imajı var ve bu doğu imajı içerisinde İslam'ın yerini bize çok iyi bir şekilde gösteriyor. Tarif ediyor bunu. Evet, evet, yani geçmişte bu karşıtlıklar hep ola geldi ve elbette İslam dünyasının da, İslam dünyasında Müslümanların da İslam yorumları, yaşantı tarzları, yönetim biçimleri de bu bahsettiğimiz kalıp yargıları, özcü yaklaşımları etkiledi. Bugün geldiğimiz noktada da işte çok çeşitli tezahürler olan İslamofobi, aslında İslam korkusu deniliyor ama bunu aslında İslam karşıtlığı olarak, hatta evet, bazı yerlerde İslam düşmanlığı olarak tercüme etmek lazım. Çünkü Müslümanlar yönünde çok ciddi bir ayrımcılık politikası takip ediliyor. Müslümanların kendi geleneksel işte kültürlerini, yaşamalarını engellemeye yönelik bir takım tedbirler alınıyor. En son örneğini Fransa'dan verebiliriz. Şu anda Fransa'da Macron'un önünde çok önemli bir rapor duruyor. Aslında bu raporu şu günlerde açıklayacaklardı ama açıklamadılar. Bu raporu yazan kişiyle de çeşitli gazetelerde ve medya kanallarında röportajlar da yapıldı. Bir Fransız İslam'ı mesela inşa etmeye çalışıyor Fransa. Bunun temeline baktığımız zaman aslında şu anda Fransa'da yaklaşık nüfusun %5'i yabancı kökenli. Evet. Yani Mağrip'ten gelen, Türkiye'den gelen veya başka ülkelerden gelen ciddi bir Müslüman nüfus var. Bu Müslüman nüfusun kendi ülkelerine entegre olmadıklarını, uyum sağlayamadıklarını, bunlar arasında radikalizm eğilimleri olduğunu, bunun da Fransa'nın milli güvenliği açısından tehdit teşkil ettiğini söylüyorlar. Bu tipik bir İslamofobik yaklaşımdır işte nihayetinde. Çünkü bütün Müslümanlar siz aynı kovaya koyuyorsunuz ve aynı çerçeveye oturtuyorsunuz ve hepsini bir tehdit ve bir tehlike olarak görüyorsunuz. Bu o zaman sadece siyasilerin veya aydınların konuştuğu bir mesele olmaktan çıkıp doğrudan doğruya bireylerin de hayatını etkiliyor. Yani şimdi Batı elbette çok önemli şeyler de üretti insanlık adına. Bunu da ifade etmek lazım. Yani temel hak ve hürriyetlerle ilgili bir takım meseleler, işte demokrasi, insan hakları, bireyin özgürlükleri, bu liberal anlamda işte herkese açık olma, çoğulculuk, bu kavramlar da aslında Batı'da çok ciddi temeller buldu. Onu da ifade etmek lazım. Doğru. Ama hocam nasıl bunları ki, sanki, yani sözünüzü kestim, bunu sanki biraz da daha çok son 10'lu yıllarda kendi insanına uygulayıp da kendinden olmayana uygulamaz bir duruma mı geldi Batı dünyası acaba? Tabii çok açık ve net bir şekilde bunu görüyoruz. Yani şu anda aslında illiberal demokrasi diyorlar ya bazı yerler için, Batı'nın gittiği nokta da oraya doğru evriliyor aslında. Yani hatırlatmak lazım, Samuel Huntington biliyorsunuz Medeniyetler Çatışması diye bir tez ortaya attı. Bu çok önemli aslında. Yani Soğuk Savaş döneminde iki kutuplu bir dünya var idi. Bu iki kutbun bir tarafında Batı'nın liderliğini yaptığı, daha çok demokratik, daha çok işte insan haklarına saygılı dediğimiz, gelişmiş, serbest piyasa ekonomisinin olduğu, ideolojinin de savunulduğu bir yapı. Bunun karşısında da onun düşmanı olarak diyelim veya alternatif olarak komünist dünya vardı. Sovyetler Birliği'nin liderliğini yaptığı, Varşova Paktı'nın işte evet, işin güvenlik tarafını sağladığı. Bu aslında iki farklı dünya görüşüydü. İki farklı belki de dünya kurgusuydu. Şimdi tabii Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla beraber tek kutuplu bir dünyaya doğru evrildik. O kutup daha çok bu bahsettiğimiz işte Batı'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin daha çok etkin olduğu, baskın olduğu grubun yönetiminde kaldı. Tabii Huntington o çalışmasında şunu söyledi. Soğuk Savaş döneminde düşman Sovyetler Birliği ve komünizmdi Batı için, Batı medeniyeti için. Çünkü Batı medeniyetini de biliyorsunuz bir üstün bir medeniyet olarak konumlandırıyorlar. Şimdi Batı medeniyetiyle Doğu medeniyetler arasında bir çekişme, bir gerginlik olacak. Yani eğer önümüzdeki yıllarda bir gerginlik, çatışma, bir karşı karşıya gelme olacaksa, bu artık Sovyetler Birliği'nin başını çektiği kutupla değil,
işte İslam medeniyeti, Konfüçyüs medeniyet, Çin medeniyetinin olduğu grupla Batı medeniyeti arasında olacaktır diye bir tez ortaya attı. Hocam burada peki yani Batı medeniyeti kendi varoluşsal temelini alternatif veya karşı bir kutup bulmakla veya bir düşman yaratmakta mı buluyor acaba? Yani temeldeki şey bu mu? Yani şimdi biliyorsunuz bu medeniyetlerin birbirleriyle mücadele ettiğini, hatta medeniyetler adına diyelim bazı ülkelerin daha ön plana çıktığını ve bunun arka planına biraz baktığımızda tabii mesele sadece medeniyet meselesi değil. Mesele dünyada bir iktidar kurma meselesi. Dünyanın işte ekonomik gelirlerinden pay alma, ürettiğiniz silahları pazarlama gibi pek çok başka şey var aslında. Yani dünyada bir medeniyetler çatışmasından daha çok bir çıkar çatışmasının varlığından söz etmek mümkün. Çünkü medeniyet aslında kavramın bizatihi kendisi itibariyle çatışmaya kapalı olması lazım. Nihayetinde medeniyetten bahsediyoruz. Yani medeniyetler insanlarla kavga etme kan üzerine kurulmaması lazım. Evet. Yani kurulmaz. Medeniyetler bilim, teknoloji, düşünce, işte maneviyat, sanat. Yani insanlara artı değer katacak. Tabii bunların üzerine kurulmuştur medeniyetler. Nitekim işte az önce bahsettiğimiz gibi Batı medeniyeti kendisini tanımlarken işte eski Yunan felsefesi, reform, Rönesans işte gibi ve teknolojik gelişmeler anlamda aslında olumlu referanslar üzerine inşa ediyor. İslam medeniyeti de hep olumlu referanslar üzerinde inşa edilmiştir. Elbette bunun bir askeri tarafı vardır. Yani işte yeni fetihler vardır vesaire vardır ama bütün bunların arkasında yatan temel motivasyon bir medeniyetle ilintilidir. Bir dünya kurma ile ilgilidir. Bir yeni bir düzen oluşturma ile ilgilidir. Bu düzen silahla oluşmaz. Bu düzenin bir sanat tarafı olacaktır, bir bilgi tarafı olacaktır, bir estetik tarafı olacaktır, bir felsefi tarafı olacaktır, işte hadi mistik tarafı olacaktır, tasavvufi tarafı olacaktır, insanın gönlüne hitap eden. Medeniyetler böyle inşa edilir ama bugün baktığımızda özellikle 17. 18. yüzyıldan sonra gerek Batı medeniyetinin büyümesi ve gelişmesine baktığımızda burada bu değerlerden daha çok aslında askeri olarak üstünlük, teknolojik olarak üstünlük, ekonomik güç olarak üstünlük ve bunun kurduğu bir iktidar var. Peki bu medeniyet dediğimiz oluşum, kavram ya da yapı normal şartlar altında bir adalet sistemi olacak bunun, eşitlik sistemi olacak, çoğulculuğa açık olacak, farklılıklara açık olacak. Biz kendi medeniyetimizi konuşurken hep farklılıklara açık olmakla övünürüz değil mi? Evet. Çoğulcu bir medeniyet izleriz. İşte Osmanlı İmparatorluğu, şu içinde yaşadığımız İstanbul'a baktığımızda, her mahallesinde özellikle eski İstanbul'a baktığımızda havranın, kilisenin, işte caminin yan yana olduğunu, her grubun kendi dinini öğretmekte serbest olduğunu, saygılı kendi kıyafetleriyle hatta dolaşabildiklerini biliyoruz. Ama bugün gelinen noktaya baktığımızda bu iktidar kavgaları dünyadaki ve bu iktidar çıkar kavgalarının nelere mal olduğunu biliyoruz. Yani bizim kendi coğrafyamıza baktığımızda, Afganistan'da, Orta Doğu'da, işte Kuzey Afrika'da, Körfez Savaşları vesaire gibi pek çok konuyu biliyoruz. Bunların arkasında yatan temel neden çıkar savaşları, evet, güç savaşları. Şimdi de Suriye'de işte bunun bir başka benzerini görüyoruz. Bütün bu bahsettiğimiz konular İslamofobiyle alakalı mı? Doğrudan alakalı. Doğru. Çünkü bu tartışmalarda Batı şu anda kendisinin ötekisi olarak İslam'ı konumlandırıyor. Müslümanları konumlandırıyor. İslami örgütlerden bahsediyor, İslami radikalizmden bahsediyor ve normalde suç bireysel olmasına rağmen bir birey, diyelim ki Londra'nın göbeğinde, Fransa'da veya Almanya'da birisi bir suç işlediğinde, bir hırsızlık yaptığında, bir adam öldürdüğünde o kişinin ismiyle hitap edilmiyor. İşte Müslüman görünümlü birisiydi diyorlar. İşte Arap görünümlü birisiydi yani diyorlar. Batılı yaptığı zaman bunu akıl hastası oluyor genelde. Dikkat ederseniz hep böyle haberler çıkıyor. Bir batılı bir eylem yaptığı zaman işte biliyorsunuz yani birçok örnekleri var bunun. Ama ne hikmetse böyle işte bir Müslüman orijinli kökenli birisi bir eylemi yaptığı zaman onun yani o birey ise birey olması üzerinde de daha çok Müslüman olması üzerinde duruluyor. Şimdi bu da sizin az önce işaret ettiğiniz bu çifte standardı gösteriyor. Yani bazı ilkeler ve prensipler söz konusu olduğunda kendi vatandaşlarına onu uyguluyorlar. Ama kendi vatandaşı olsa bile eğer farklı kökenden geliyorsa, farklı bir inanç grubuna mensupsa insanlar o zaman onlara karşı çok daha farklı bir davranış içerisine giriyorlar. Yani bu ne yazık ki sadece siyasi düzeyde olmuyor bu. Yani medyanın kullandığı dile baktığınızda da öyle. Yani İslam'ın nasıl temsil edildiğine bir bakalım. Müslümanların nasıl temsil edildiğine bir bakalım ana akım medyada mesela dünyada. Orada çok açık ve net bir şekilde görüyoruz ki Müslümanları ötekileştirici, onları çoğu zaman aşağılayan, çoğu zaman medeniyetin, uygarlığın işte karşıtı olarak gösteren,
kadın haklarının olmadığı bir dünya evet. olarak gösteriyor. Bu konuda çok önemli raporlar yazıldı aslında. Yani bunu ifade edelim. Bizim bugünkü konuşmalarımızın bir temeli var. Bilgiye dayalı olarak bunları ifade etmek lazım. Örneğin ilk bu İslamofobi raporu İngiltere'de yayınlandı. Yıl 1997. Ya bir hayli eski evet. yani. Bu İslamofobiyi biz bugün tartışıyoruz ama bu son formlarını tartışıyoruz. Evet. Çok geçmişi var bunun. 1997'de İngiltere'nin hükümetinin yazdırdığı bir rapordur. Onu da söyleyelim. Yani Müslümanların yazdırdığı bir rapor olsa deriz ki ya bu Müslümanlar yazdırdı. İşte raporun içerisinde böyle şeyleri doldurdu. Değil. İngiliz hükümetinin kurduğu bir komisyon bir rapor hazırladı 1997'de ve bu raporun başlığı İslamofobi raporu. Bu rapora baktığımızda şu bulgular var. Araştırıyorlar. Diyorlar ki Müslümanlarla ilgili İngiltere'deki temel yargılar şunlardır. Bir, Müslümanlar şiddete eğilimli. İki, bak ana akım medyadaki, akademideki, siyasetteki söylem ve bilgi böyle Müslümanlarla ilgili. Bunun bir realiteyle bir bağlantısı var mı? Onu ayrıca tartışmamız evet. lazım. Müslümanlar açık değiller başkalarına. Müslümanlar kendi inançlarını başkalarına empoze ederler. İşte Müslümanlarda kadın hakları yoktur gibi. Şimdi de pek çok yerde aslında yaygın olan kanaatlerin biz 1990'lardan beri olduğunu görüyoruz. Bu raporun arkasından bir yaklaşık bir 20 sene geçti. İşte geçtiğimiz yıllarda bir daha aynı raporu yayınladılar. Pek çok şey değişmediğini gördük. Ki İngiltere pek çok Avrupa ülkesiyle karşılaştırıldığında bu konularda çok daha rahat bir ülkedir. Evet. Yani çok kültürlü bir siyasi mekanizma olarak işleten, bir siyaset felsefesi olarak gören, yani mesela Müslümanların cami açmasına karşı olmayan, üniversitelerde başörtülü öğrencilerin çok rahat okuyabildiği, cuma namazlarını kılabildiği ki biz de o dönemlerde işte evet. Nuri Bey'le beraber evet, Nuri hocamız bu arada evet. katıldı bize. Hocam hoş geldiniz. İşte hocam da bu Değerli raporu hocam. Gösterir. Biraz kendisi evet. belki daha detaylı bir şekilde evet. anlatır. Ama bu bir tarihsel biz biraz çerçeve çizdik. İşte bugüne nasıl gelindiğini evet. ifade ettik ama bizim bugün İslamofobiyle İslam karşıtıyla ilgili söylediğimiz her şey bilimsel bir araştırmanın aslında bulgusu. Yani bugün de baktığımız zaman pek çok Müslümanlarla ilgili temsil noktasında bunu görebiliriz. Ama elbette İslam karşıtlığı sadece Batı'nın ön yargılarıyla alakalı bir mesele değil. Yani Müslümanların da kendi davranışları bunu tetikledi. İşte 11 Eylül diyelim evet. ki Müslümanlara mal edildi. Şu ya da bu şekilde failleri işte Arap, Müslüman olarak tanımlandı. Ondan sonra zaten Batı dünyasında Müslümanlara yönelik bu kalıp yargılar yani bugün 1,5 milyarlık bir Müslüman dünyadan bahsediyoruz. O kadar farklılıklar var ki aslında, kesinlikle. O kadar çeşitlikler var ki ama ortalama bir Batılı'nın, ortalama bir Avrupalı'nın zihninde Müslümanlara ilişkin az önce bahsettiğimiz imajlar var. 11 Eylül bir kırılma noktası. Yani ben genelde şey diyorum hocam, yani evet gerçekten Müslümanların bir kısmı bugün işte din adına tırnak içerisinde Allah adına işte cihat yaptığını ifade ediyor ama belki işte terör yapıyor. Zulmediyor, haksızlık yapıyor ama işte bunun faturası bütün İslam alemine veya bütün Müslümanlara kesiliyor. Yani işte Arakan'da bugün bazı Budist rahip önderler veya bazı Budistler Müslümanları yakıyorlar. Ama burada hareketle kimse bunun faturasını Budizm'e kesmiyor. Yani böyle de enteresan bir çifte standart var yani açıkçası. Nuri Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Hocam biz çok güzel bir altyapı oluşturdu Talip Hocamız sağ olsun. Hem tarihsel kökenle hem İslamofobinin genel itibariyle nasıl anlaşılması gerektiğiyle ilgili bir giriş yaptık ama şimdi bir de aslında şunu sormak istiyorum hocam. Bu Müslümanlara karşı çifte standart evet var. Bunu görüyoruz. Birazdan şeyi de konuşacağız. Yani Müslümanlar bu konuda Batı'ya malzeme veriyorlar. Evet. Bunu da konuşacağız ama bu çevreler, bu İslam karşıtlığından nasıl menfaat sağlıyorlar, nasıl fayda sağlıyorlar, nasıl besleniyorlar? Biraz bunu konuşalım isterseniz. Mesela Trump işte başkan olmadan önce çok şiddetli bir dille, biraz da işte kışkırtıcı bir dille Müslümanlar aleyhinde epey beyanatlar vermişti. Yani siyasiler veya çeşitli sivil toplum örgütleri bu İslam karşıtlığından nasıl fayda sağlıyorlar, nasıl besleniyorlar hocam? Sanırım Talip hocamız tarihsel background'u evet, verdi. Evet. Aslında ben de biraz bir şeyler söyleyecektim ama ben tabii hocam isterseniz öyle yapalım. Yani siz ya şey Talip hocam biliyorum ne anlattı ama şöyle bir güzel bir çalışma vardı. İslamofobiya ve İslamofilya diye. O kitabın birinci bölümü bu Hristiyan dünyasıyla aslında Batı ile Müslüman dünyasının nasıl tarihsel süreç içerisinde bu
düşmanlık duygusunun beslendiğinin tarihsel olarak bunun bir gelişimini, kronolojisini çiziyor bu bölümde. İlk çatışma her ne kadar bizim bu Kudüs'te, Müslümanların Kudüs'ü almasıyla olsa dahi esas kırılma noktası Müslümanların işte 8. asrın başında yani Endülüs'ü alması. Endülüs'ü aldığında aslında Müslümanlarla Hristiyan arasında fazla böyle düşmanca bir duygular da yok. Onları gelip geçici bir şey olarak görüyorlar. Bir yani fazla böyle ciddi bir şekilde şeyleri yok, düşmanlıkları tehdit yok. Tehdit olarak görmüyorlar yani. Sadece 850'de Kordoba'da İslam ve Müslümanlara, dinine, kültürüne, işte kutsal değerlerine hakaret eden Hristiyanların öldürülmesiyle, yani onlara göre şehit edilmesiyle ilk kırılma o zaman başlıyor. Hı hı. Aslında ilk Hristiyan dünyasının Müslümanları tanımlaması Seracen derler. Hı hı. Yani şimdi bildiğimiz işte İsrail, Suriye etrafındaki insanlara verilen isimdir tarihte. Daha sonra bir Seracenler üzerinden İslam düşmanlığı ve İslam karşıtlığı veyahut da İslam ve Müslümanların çok olumsuz imajları iki kanal oluşuyor. Birisi bu Endülüs'teki yani Endülüs'ü Müslümanların alması ve oradaki çatışmayla oluyor. Bir de Türklerin, Türkofobiye diyoruz buna, Türklerin bu Viyana'yı kuşatmasıyla oluyor. Bu iki şey çok önemli. Biliyorsunuz ilk bu Haçlı Seferi, Haçlı yani Hristiyan dünyasını Müslümanlara karşı birleştirme çağrısı Papa Urban tarafından yapılıyor. Bu Papa Urban aslında bu Müslümanların ikinci defa Kudüs'ü alması, sonra Türklerin bu doğuda Roma İmparatorluğu'nu bazı şeylerini, coğrafyasını ve yerlerini fethederek tehdit oluşturmasından sonra Papa Urban Hristiyan dünyasını Türklere karşı, aslında Müslümanlara karşı, daha sonra da bunu Türklere karşı kullanıyorlar. Tabii bunun pek çok şeyler var bununla ilgili. Bunların hepsini söyleyemeyiz, hepsini burada dile getiremeyiz ama üçüncü bir şey de Hristiyan dünyasını Müslümanlara ve özellikle Türklere karşı İstanbul'un yani Konstantinopol'un Türklerin ve Müslümanların eline geçmesinden dolayı böyle üç şey var. Bu üç neden çok önemli. Daha sonra işte çeşitli dönemlerde mesela bunlar içinde en çok benim dikkatimi çeken Papa 2. Pius döneminde 1458'de Türkler artık İstanbul'u almışlar. Evet. Silvius Piccolini Mini diye bir şeye Papa kilise adamına Müslümanları resmetmesini istiyor. Yani ilk defa bu popüler imajlar o zaman ortaya çıkıyor. İşte Müslümanların ne kadar şey olduğunu, vahşi olduğunu, hatta monster olduğunu, monster dediğimiz ne diyoruz biz? Canavar. Canavar olduğunu, barbar olduklarını ortaya çıkarıyorlar. Bu şeyden sonra Türklere karşı bir Haçlı zihniyeti oluşuyor. Yani Türkleri Avrupa'dan atmak ile ilgili, Avrupa'yı özgürleştirmekle ilgili çağrılar yapıyor papalar. Bunu da mesela bizim Talip Hoca da bilir. Bu Erasmus değişim programı vardır üniversitelerde. Bu Erasmus değişim programı biliyorsunuz bir hümanist, bir kilise din adamı Erasmus Rotterdam tarafından başlatılan bir şey. Onun dahi
yani bu hümanist olmasına rağmen, işte biraz insancıl tutumlarına rağmen Türklere karşı müthiş bir tepkisi var. Bir de 1455 yılında biliyorsun ilk matbaa Gutenberg yapıyor. İlk çıkardıkları kitapta Müslümanların ve özellikle Türklerin ne kadar düşman, canavar olduklarını, onların sadece şeyi değil, Avrupa'ya veya da Hristiyan'a değil, aynı zamanda Yunanlılara, Asya'ya ve diğer coğrafyaya da tehdit oluşturduğundan bahsediyor. Bu yani bu Gutenberg'in ilk kitabında dahi biliyorsun ilk kitap kitap mukaddes basılıyor. Hemen ondan sonraki popüler imajlar Türklerle ilgili. Daha sonra işte değişik dönemlerde yani onların hepsini burada söylememiz imkansız. Değişik dönemlerde Türklerle ilgili pek çok imajlar yaratılıyor. Bunların en ilginci mesela Martin Luther biliyorsunuz başlatıcısı. Evet. O ilk başlangıçta Türklerin diyor bu diyor Avrupa'ya işgal etmesi aslında Hristiyanların dinlerini veyahut da Papa'nın Hristiyanlıktan kutsal metinden uzaklaşmasının bir cezalandırılmasıdır diyor. Tanrı'nın bir cezasıdır diyor yani. Tanrı'nın bir cezasıdır diyor. Daha sonra tabii safhaları değiştiriyor eleştiri gelince o da Türklerle ilgili bayağı karalayıcı yazılar yazıyor. Yani bu daha sonra bu Francis Bacon'lara, evet. Filozoflara kadar uzanıyorlar. Hümanistlerden 16. ve 17. yüzyılda mesela Francis Bacon onlara, Leibniz onlara dahi uzanıyor bu Türkleri karalama şeyi. Önceden sadece din eksenliyken daha sonra artık zihniyet eksenine evet. doğru kaymaya başlıyor. Daha da genişliyor. Bu yani bununla tarihini şey edebiliriz. Sizin sorunuza gelirsek mesela her ülkenin Talip Hocam bilmiyorum bahsettiğimi her ülkenin kendi nevi şahsına münhasır bir takım İslamofobik şeyleri var. Yaklaşımları var. Yaklaşımları var. Ve bir de beslendiği kaynaklar var. Müslümanlar Talip Hocam dediği gibi tabii bunlara malzeme veriyorlar. Bunlara yani besliyorlar İslamofobik duyguları. Davranışlarıyla, duruşlarıyla hatta tepkileriyle. Mesela bir kitap yakmak Talip Hoca bilir. 89'da Salman Rushdie'nin kitabını Müslümanlar her tarafta yakıyorsun. Amerikan bayrağını yakıyorsun. Tamam da siz anlık bir psikolojik bir tepkinizi şey diyorsunuz. Tatmin ediyorsunuz ama onun yarattığı zarar, popüler imaj çok derin oluyor. Yani ona ilmi olarak cevap vermek gibi kimsenin kötümüze cevap vermemiz yani gerekiyor. Bunu vermek yerine kitap yakmakla o düşünceyi ortadan kaldıracağımızı evet. zannediyoruz. Halbuki olmuyor. Olmuyor. Yani kitap mesela hocam 1000 kişi okuyacaksa 100 binlerce kişi okumaya başlıyor falan. Tabii yani tabii. O biliyorsunuz çok ciddi bir kırılma noktası oldu. Yani o zaman şu tartışma başlıyor. Evet. Belki orada kitabı yakan azınlık bir grup. Yani radikal da olabilir veya işte kışkırtılmış da olabilir. Hatta belki de yayın evi onu yaptırmış evet. olabilir. Onlar ayrı şeyler kesinlikle. Yani düşünülebilir. Ama tartışma şu noktaya evriliyor. Müslümanların kitapla ilişkisi nedir? Müslümanların edebiyatla ilişkisi nasıldır? İçinde birazcık eleştirel bir şey olan, ben o kitap için söylemiyorum. O kitap hakaret doluydu yani gerçekten de. Bizim evet. kabullenmemiz mümkün değil. Şeytan Ayetleri kitabını, bir Müslümanın kabullenmesi mümkün değil içeriğini. Ama tartışmayı oraya getiriyorlardı. Yani kitabın içeriğinden bağımsız olarak. Ayrıca tabii bir başka ülke çıktı İran biliyorsunuz. Adamın başına para koydu. Dedi ki işte bunun öldürülmesi durumunda 2 milyon, 3 milyon dolar neyse... bir ödül koydu. Yani bir İslam ülkesi bir yazarla ilgili, batıdaki herhangi bir yazarla ilgili bir kitabından dolayı ödül koyuyor. Yani bunun bunu dünyaya anlatmak mümkün değil böyle bir şey. Yani siz yazmaktan, kitaptan, edebiyattan, eleştiriden korkuyorsanız, çekiniyorsanız bu kişiye mal edilmiyor. İşte az önce sizin söylediğiniz gibi doğrudan doğruya bir dine, bir geleneğe, koca bir işte 1,5 milyar Müslümanla ilgili bir konuya dönüşüyor olay. O kitap yakılma olayı, daha sonra bazı ülkelerde mesela Pakistan gibi, Afganistan gibi yerlerde Müslümanlar öldüler o gösterilerde. Evet. Şimdi enteresan tarafı da bu. Yani siz
İngiltere'deki bir yazarı protesto ediyorsunuz ama senin vatandaşın ölüyor, senin vatandaşın yaralanıyor. Şimdi bu bahsettiğimiz malzeme belki de budur. Yani çünkü biz İslam dünyasında, İslam felsefesine baktığımızda işte bir zamanlar Gazali'nin, İbn-i Rüşd'ün tartışmalarına baktığımızda evet, inanılmaz farklı fikirlerin bir arada aynı masa etrafında tartışılabildiğini görüyoruz. Yani böyle bir çoğulculuk var, böyle bir esneklik var. Ama modern döneme geliyoruz, işte Batı'da yaşayan Müslümanların bir kısmı bir kitap yakabiliyor. Tepkiler olabilir elbette ve hepimiz tepki göstermeliyiz zaten. Yani Peygamberimize hakaret eden tabii, bir kitap varsa buna tepki göstermeliyiz. Ama bu tepki şiddetle yazarı mı yani öldürmektir yani veya evet, kitabı mı yakmaktır ya da başka şey midir? Bunu daha sonra da yaptılar biliyorsunuz. Bu provokasyonlar Batı'da hep ola geldi, onu da ifade edelim. Yani daha sonra biliyorsunuz Danimarka'da bir karikatür krizi evet, çıktı. Hazreti Peygamber'i bizim kabullenmemiz mümkün olmayan şekilde resmetmeye çalıştılar. Daha sonra Charlie Hebdo evet, olaylar oldu ama işte Fransa'da daha sonra Charlie Hebdo'yu bahane edip insanların öldürülmesi gibi şiddet eylemleri bütün Müslümanlara mal edildi. Malzeme dediğimiz bu. Ama sizin sorunuza tabii Nuri Bey çok kapsamlı bir cevap verdi. Yani kökenleri evet, itibariyle bunun. Ben Soğuk Savaş'tan başlatmıştım ama Nuri Bey çok da evet, İslam'ın çok da iyi oldu aslında. Zihniyet dünyası çok önemli bizim burada. Ya en azından şu olduğum yani çok izleyicimiz var açısından da en azından bunun böyle son 10'lu yıllarda ortaya çıkmış bir şey olmadı. Bunun tarihsel kökenlerinin ne olduğu ortaya konmuş oldu. Bu açıdan da tabii önemli. Aslında bu arada, bir şey ifade edeyim. Bu arada Talip Hoca da iyi tanır. Raymond Tarasi bir işte İngiltere'de bir tarihçi. İşte yabancı düşmanlığı ve İslamofobiye diye bir kitap yazdı Avrupa'da. Orada bir bölüm sırf Türklere ayırdı. O Türkler mesela bakıyorsunuz önde gelen müzisyenlerinden, Avrupa'nın müzisyenlerinden, önde gelen şairlerinden hepsi Türk fobiyasıyla İslamofobiyi eş tutuyorlar. Bir de ileride belki tartışırız. Önceden oryantalizmdi, şimdi İslamofobiye dönüştü. İslamofobiye kavramını belki eleştiri olarak şey edebiliriz, analiz edebiliriz. Çünkü bence çok problemli bir kavram. Her ne kadar demirbaş olarak kullanılıyor ama bütün şeyde sosyal bilimlerde. Ama problemli bir kavram. Yani çok kısa aslında Talip Hocam değinmişti ona ama onu da konuşalım hocam. Yani alternatif ne üretilebilir? Yani biz sanki şimdi bunu mesela, kabullenmiş gibi oluyoruz bu anlamda değil mi? Yani İslamofobi kullanırken hani İslam korkusunu da tekrarlamış gibi oluyoruz. Bunun alternatifi yani antisemitizm deniliyor evet, dikkat ederseniz. Aynen. Yani Yahudi fobi denmiyor. Doğru. Yahudi korkusu denmiyor. Bu karşıtlıktır. Bu bir düşmanlıktır. Yani bu sadece bir yani İslam karşıtı korku ve İslam düşmanlığı. İslam korkusu dediğimiz zaman biraz şey besliyor bu. Yani ya işte Müslümanlardan korkuyor insanlar. Yani masumlaştırıyorsun. Tabii, bu kavram o zaman evet, kavram şeyin lehine çalışıyor. Yani İslamofobların lehine çalışıyor. Yani bunu lehine körüklemeye çalışıyor, çalışanların lehine çalışıyor. Yani bir yaptırım şeyi yok. Mesela herkes yapıyla şey diyor. Bir onu sorgulayıcı, yargılayıcı bir mekanizma yok. Mesela çoğu yerlerde de söylemiştim. Talip Hoca da söyledi galiba bazı yerlerde. Mesela bir Jewish fobia yoktur. Antisemitizm vardır. Çünkü siz bilinçli olarak, kültürel olarak bir dini topluluğa veya da bir dini cemaate ve bir inanca karşı duruyorsunuz. İslamofobi dediğiniz zaman mesela insan karanlıktan da korkar, şeyde böcekten de korkar tabii, ama fobi dediğiniz zaman bunun bir basitlendirici ve masumlaştırıcı bir meseleyi basite indirgiyor. Çünkü evet, şimdi antisemitizmle ilgili Batı'da çok ciddi çalışmalar oldu biliyorsunuz. Yani Yahudi aleyhine konuşmak, Yahudilerle ilgili hatta İsrail aleyhine konuşmak bile antisemitizm olarak tabii, kodlanıyor. Yani i̇şte hocam, galiba Charlie Hebdo'da bir şey sadece işte Yahudileri karikatürize edip de eleştirdiği için işte çıkartıyor. Ön sırada kimler vardı evet, orada? Ama yani Müslümanları eleştirmek özgürlük olarak hani aynen, tanımlanıyor ama işte bir Yahudi yaptığın zaman bunu işten atılabiliyorsunuz. Tabii biraz burada tabii Müslümanların da kullandıkları dil önemli. Yani aynen, bu meseleleri gündeme getirirken nasıl bir dille meselelerimizi anlatacağız biz? Tabii Türkiye'de Müslüman olmak, işte Suudi Arabistan'da Müslüman olmak, İran'da Müslüman olmak kolay. Aynen. Zaten Müslümanlar çoğunlukta bir şekilde işte kendinize ait bir devletiniz var, özgürlüğünüz var vesaire var. Batı'da Müslüman olmak zor. Yani New York'ta Müslüman olmak, Londra'da, Berlin'de, Paris'te Müslüman olmak zor. Çünkü sizin kılığınız, kıyafetiniz, ibadetlerinizin hepsi takip ediliyor, fişleniyorsunuz, dışlanıyorsunuz. Semboller zaten. Tabii. O nedenle orada bir daha evrensel bir dil geliştirmek durumundayız. Bu da aslında hukukun dili, demokrasinin dili. Aha. Yani bu İslamofobi dediğimiz, yani görünümlerine baktığımız zaman, tezahürlerine baktığımız zaman bunun birazdan hem Nuri Bey hem biz anlatırız.
nerelerde karşılaşıyoruz? Yani bu neye neden oluyor? İşte okulda sizin çocuğunuzu işte öğretmen aşağılıyor. Evet. Veya bir işe müracaat ediyorsunuz. Sizin isminiz sadece Mehmet olduğu için, Ayşe, Abdullah olduğu için işe giremiyorsunuz. Veya bulunduğunuz yerde bir şekilde tacize uğruyorsunuz. Buna benzer pek çok alanda, hatta hatta fiziksel saldırıya uğruyorsunuz. Kesinlikle. Yani bugün işte büyük metropollerde Müslüman kadınlar o kıyafetlerle sokağa çıkmaya bile endişe etmeye başladı. Çünkü o yükselen popülizm, ırkçılık vesaire onları bir nefret objesine, saldırı objesine dönüştürdü. Burada bir nefret suçu var. Yani bu nefret suçu dünyanın her yerinde nefret suçudur. İster Müslümanlara yönelik olsun. Ki ister... hocam yani belki de birçoğu zaten o ülkenin vatandaşı, orada doğmuş, elbette, orada evet, okumuş, evet, orada büyümüş, o ülkeye katma değer sağlıyor. Aynen. Yani kendi vatandaşın, hani dışarıdan gelmiş bir insan zaten yapılamaz ama hani kendi topraklarında doğmuş, büyümüş, oranın vatandaşı olan ama Müslüman olduğu için bu işkence eziyeti görüyor insan. Aslında şey bu kavramı yani en azından Müslüman sosyal bilimciler, işte hukuk bilimcileri yeniden el alıp yeni bir kavram üretmeden ziyade İslamofobi deyince ben şunu anlıyorum demesi lazım. aslında bu şu Rani Mead Truss'ın 97'de çıkardığı rapordan sonra 1999 yılında Talip Hoca iyi bilir, London School of Economics'te Fred Halliday diye bir hoca vardı. Bu hoca Somaliler özellikle İslam dünyasını, Orta Doğu'yu çok iyi bilen, yani uluslararası ilişkiler ve politikalar perspektifinde iyi bilen bir hocaydı. Bu hoca İslamofobi kavramının kullanılması konusunda aslında hem sosyal bilimciler hem de Müslümanlara bir uyarı vardı. Bu kavramı kullanmayın, bu kavram problemli. Bu kavram yerine anti-İslam, anti-Müslim kullanın, evet, dedi. Anti-Müslimniz kullanın dedi. Sonra ne oldu? Özellikle son işte bu biraz sonra sizinle paylaşırım. Amerika'daki Müslümanlar, Müslüman think tanklerin, düşünce kuruluşlarının çıkardığı ve son Rani Mead Truss'ın 20 yıl sonra İslamofobi ne alemde? Onda artık İslamofobi anti-İslam, anti-Müslim, reisizm diye. Yani İslam ve Müslüman karşıtı bir ırkçılığa formatına. Yani biz bundan bunu anlıyoruz diyoruz. Önceki gibi. İşte temelden Müslümanların kimliğine, kültürüne, sembollerine işte korkma, onlara karşı olma şeyi, o İslamofobi kavramı artık güncelliğini yitirmişti. Artık kullanılmaması gerekir. Bir de yasal yaptırım olması lazım. Siz mesela Talip Hoca biraz söyledi, bir politik bağlamda bile İsrail karşıtı bir söylem yaptığınız zaman The World Jewish Congress olsun, işte Anti-Defamation League dediğimiz Amerika'da özellikle kimin nerede Yahudi karşıtı, İsrail karşıtı ne yazıyorsa, ne çiziyorsa bunları kaydedip belli mercilere gönderiyorlar ve yaptırım uyguluyorlar. Ama Müslümanlar bundan ders alması lazım. Bunu belki ileride görüşürüz. Şimdi bu konuyla ilgili Nuri Bey'in kaldığı yerden devam edelim isterseniz. Ben 2 yıl süreyle Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nda Müslümanlara karşı ayrımcılık ve hoşgörüsüzlükle mücadele özel temsilcisi olarak çalıştım. Evet. Bu bize önemli bir birikim verdi, önemli bir perspektif de kazandırdı. Çünkü burada yaptığımız iş şuydu, 4-5 tane ülkeye gidiyorduk. O ülkelerde İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Ombudsman gibi bu insan hak ve hürriyetleri, din özgürlükleri ve bunlara karşı yapılan suçlar ya da işte saldırılarla ilgili araştırmalar yaptık. Daha sonra da bunu biz Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Başkanlığı'na raporlarımızı sunduk. Bunlar bazen yayınlanıyor, bazen yayınlanmıyor. Orada şunu gördük. Söz konusu Yahudiler olduğunda şikayetler, işte konunun gündeme getirilmesi tarzı çok daha farklı algılanıyor. Müslümanlar söz konusu olduğunda çok daha farklı algılanıyor. Mesela Müslümanlara yönelik bu nefret suçları, gerek polis kayıtlarına, gerek işte hukuki süreçlere işlenmesi, gerekse ombudsmana şikayet olarak gitmesi konusunda ciddi bir sessizlik ve işin üzerine kapatma var. Var, evet. Ama konu Yahudiler söz konusu olduğunda, ki biz yani antisemitizm de bir o anlamda eleştirilmeli ama onun kadar işte Müslüman karşıtlığı da eleştirilmeli, Müslüman karşıtlığına karşı da önlem alınmalı. Mesela bugün pek çok Avrupa ülkesinde sinagogların korunmasını devletler sağlıyor. Adam diyor ki ben diyor sinagogum diyor tehlike altında burada, çünkü Yahudiler mezarlarına yönelik, sinagoglarına yönelik, okullarına yönelik çok ciddi ırkçı saldırılar oldu biliyorsunuz. Biz de onları kınıyoruz zaten. Ama konu işte Müslümanların camilerine saldırı söz konusu olduğunda orada bir ne bileyim bir Alman polisinin, bir Fransız polisinin ya da bir Danimarka polisinin gelip de bir güvenlik çemberi oluşturduğunu görmüyoruz. Ya da işte aynı şekilde okullarda
Müslümanlarla ilgili o kadar aşağılayıcı, bazen onur kırıcı bilgiler ders kitaplarında yer alıyor ki, işte az önce bahsetti Nuri Bey, onların bir kısmı hala bu kitaplarda var. Ha, yani evet. Müslümanların yayılmacılığıdır, işte kılıçla İslam'ın. Şimdi düşünebiliyor musun? Senin sıra arkadaşın Müslüman, hoca sana diyor ki İslam kılıçla yayılmıştır dünyada, zorbalıkla yayılmıştır diyor. Bu çocuk ne düşünebilir arkadaşıyla ilgili? Veya o Müslüman çocuk kendisini o sınıfta nasıl hisseder? Şimdi Yahudiler tabii çok önemli çalışmalar yaptılar ve bütün bunları temizlediler kitaplardan. Yani ve tabii ki özellikle İkinci Dünya Savaşı'nda tabii Yahudilerin çok ciddi bir şekilde soykırıma uğraması orada bir suçluluk psikolojisi de yarattı. Avrupa o konuda çok hassas davranıyor. Pek çok ülkede de biliyorsunuz özel yasalar çıkartıldı. Ama orada şu var, şimdi antisemitizmle ilgili ortak bir tanım yaptılar. Antisemitizm nedir? Bütün işte Yahudi STK'lar bir araya geldi, hükümetlerle görüştüler, bilmem ne yaptılar derken şimdi kabul ettikleri bir tanım var ve bu tanımın içerisinde hukuki şeyler de var. Yani şunlar şunlar derseniz aslında bu antisemitizmdir ve suç kapsamına girer. Bunun arkasında ne olur o zaman? Yargı devreye girer, savcı devreye girer ve sizinle ilgili bir tedbir alır. Ama bunun arkasında öyle yapılar oluştu ki mesela ben bu iki yıllık süre esnasında çalıştığım AGİT'te şunu gördüm. Amerika Birleşik Devletleri'nde antisemitizmle mücadele için büyükelçi atanmış. Şu an Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı'nda antisemitizmle mücadeleden sorumlu büyükelçi var. Adam kartında o yazıyor yani kartımızı değiştirdiğimiz zaman. Şimdi İslam ülkelerinin hiçbirisinde böyle bir mesele yok. Sadece Türkiye biraz İslamofobiyle ya da İslam karşıtıyla mücadelede bazı adımlar atmaya başladı. Ama bu bir ortak çalışmanın ürünü orada gördük. Hatırlamıyorsam Amerika Birleşik Devletleri'ne vize başvurusu yaptığınız zaman bile oradaki maddelerin içerisinde Yahudi soykırımına dahil oldunuz mu diye bir madde var. Yani hala da bu madde burada duruyor. Yani her alanda dediğiniz gibi bu şekilde gündemde tutuluyor. Hocam bir de akademide evet kitaplarda bunlar var. Medyada da aslında yani mesela çeşitli dizilerde ve filmlerde de bu tema sürekli işleniyor. Yani dikkat ederseniz son dönemde yapılan özellikle polisiye filmler veya askeri filmlerde aslında hep orada, bir şey var. Müslümanlar böyle bir terörist gibi gösterilmeye çalıştı ve buradan besleniyor ciddi anlamda. Orada bir çok güzel bir çalışma vardı Talip Hoca'da bildiği. Bu Hristiyan Arap, Hristiyan asıllı Arap, işte uzun yıllar Amerika'da Güney Chicago Üniversitesi'nde hoca Jack Shahin diye bir hoca. Bu kendisi iletişim uzmanı, medya. Daha çok Hollywood filmleri üzerinden Orta Doğu imajı, Orta Doğu insanı, Orta Doğu kültürü ve özellikle İslam imajı ile ilgili. İlk önce Jack Shahin şöyle başlıyor. Bir kitap yazıyor aslında bu belgeseli yapmadan önce. Hani belgesel YouTube'da falan şeyde biliyorsunuz, seyredebiliyorsunuz. Real Bad Arabs. How the Hollywood vilifies the, you know, the Arab people diye. Yani bu gerçek sahici kötü Arap anlamında. O ilk önce 1000 Hollywood filmi üzerinden Orta Doğu, işte İslam, Müslümanlar üzerine bir inceleme başlıyor, analiz yapıyor, filmleri analiz yapıyor. Bakıyor bu biraz çok zamanını alacak, bunu 350 ile sınırlandırıyor. O 350 film üzerinden Orta Doğu insanının nasıl ilk Hollywood filmlerinden başlayıp, mesela Ten Commandments dediğimiz bu 10 emirden başlayıp, evet, son şeye kadar, bu 90'lı 2000'li yıllara kadar nasıl bu Hollywood filmleri, bu popüler kültürü, Batı insanı, sadece Batı insan değil, bu Hollywood filmlerinin pazarlandığı bütün coğrafyaya da gidiyor. Onlar üzerinden çok güzel bir analiz yapıyor. Mesela filmin hiçbir yerinde, hiçbir ilişkisiz bir yerde mesela True Lies diye bir film vardı. Aslında oradaki bir sahne var. O sahne çok önemli. Uçak geliyor, bir kulenin tam ortasına saplanıyor. 11 Eylül terör olaylarına bakın, şey aynı, evet, kurgulama tema aynı. Tema aynı, yani bir nevi şey veriyor, ilham veriyor orada. Mesela Londra nasıl diyor filmde, filmin ismini hatırlayamıyorum, full of the Arabs diyor, yani bütün Araplarla dolu diyor. Ama filmin konusu da hiç olmayacak bir yerde İslam ve Müslümanlarla ilgili karalama şeyi var. Mesela bazı yerlerde İşte şehvet düşkünü,
Zevkli sefa düşkünü. Mesela ilk oryantalist şeylerde, imajlarda Müslümanlarla ilgili onlar var. Bir defa oryantalistlerle antropologlar sömürgeciliğin önünü açmıştır. Bunlar malzeme vermiştir. Meşrulaştırıyorlar. Bir de oranın insanına, İslam dünyasının, doğunun insanına, Afrika'nın insanına deşifre ediyorlar. İşte şu yönlerinde zaafları var, bu yönlerinde zaafları var, şu yönlerde kuvvetli. Güzel bir şey dile getireyim size. Mesela Kenya'nın kurucusu Kenyatta, şimdi oğlu da biliyorsunuz tartışmalı bir şekilde hükümeti kurmakla görevli. O bir hatıratında diyor ki, biz diyor, beyaz insan Afrika'ya geldiğinde bizim yeraltı, yerüstü zenginlikleri bize yetiyordu. Ama beyaz insanın elinde sadece bir kitap vardı. Yani inancımız yoktu ama servetimiz vardı. Ama diyor zamanla diyor onların kitabı diyor bizim kucağımıza da kaldı. Bizim yeraltı, yerüstü zenginliklerimiz onların kontrolüne geçti. Gözlerimizi bir açtık. Bir baktık. Elimizde kitap var ama. Elimizde kitap var. O da bizi uyuşturdu diyor. Zaten ben siyah milliyetçilik ve siyah Müslümanlar çalıştığımdan dolayı onların en temel argümanı işte Hristiyanlık siyahlara, birisi sizin sağ yanağınızı olursa öbür yanağınızı çevirin. Yani pasifleştirme şeyi vardır diyor. Ondan dolayı siyah milliyetçi militan akımlarda Hristiyanlığa acayip bir duruş vardır. Yani ilkeli bir duruş vardır, eleştirel bir duruş vardır. Burada tartışmamız dikkat ederseniz daha farklı bir yere doğru evrildi. Yani mesele demek ki o zaman şu anda küresel platformda gördüğümüz şey, özellikle Batı ülkelerinde, gelişmiş ülkelerde, sadece Müslümanlarla ilgili bir mesele değil. Değil, evet. Müslümanlarla ilgili meseleler daha ön planda. Bunu kabul etmek lazım. Ama biraz daha arka plana baktığımızda çok farklı dezavantajlı grupların olduğunu görüyoruz. Yani sistemin mahkum ettiği işte siyahiler, eski tabiriyle zenciler, yani siyahiler öyle bir grup. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda eğitim, istihdam, suç oranları vesaire gibi alanlara baktığınızda toplumun dibinde kim var? İspanya kökenli İspanyollar var ve bu işte bahsettiğimiz siyahiler var. Hapishane popülasyonu 3'teki var yani 4'te 3'ü siyah ve Hispaniklerden. Peki toplumun 4'te 3'ü siyahi mi? Yok. Şimdi bakıyorsunuz sistem içerisinde. Bunu aynı şeyi diğer ülkeler içinde söylemek mümkün. Yani mesela bugün Fransa'da, işte İngiltere'de, Hollanda'da çok ciddi oranda Müslüman olan veya işte siyahi olan nüfus var. Peki ne kadar hakim var, ne kadar savcı var bunlar arasından çıkan, ne kadar öğretmen var bunlar arasından çıkan, yani temsil oranlarına baktığımızda minimumdur, yoktur neredeyse. Yani. Ya da işte çok meşhur okullar vardır, Sorbon'dur, işte Oxford'dur vesaire gibi. Buralara kaç tane acaba siyahi çocuk, aileden insan geliyor? Bu ayrımcılık şeyde var, yani bugünkü Batı'nın geldiği noktada... genlerine işlemiş vaziyette. Yani bunu genelleştirmek istemiyorum ama vaka bu yani. Şimdi bütün araştırmalara baktığımızda bunu görmeniz mümkün. Hocam bu Müslüman karşıtlığı, yani İslam karşıtlığının daha ön planda olmasının sebeplerinden bir tanesi de Müslümanların sayısı olarak sürekli şöyle bir şey var, bir etkisi şimdi var. Bakın bu soruya bir cevap verebilir miyim? Tabii hocam? Buyur hocam. Geçenlerde öldü biliyorsunuz, toprağı bol olsun diyelim, Bernard Lewis. Evet. Bernard Lewis tabii bütün dünyada tanınan, saygıda duyulan, İslam dünyasıyla ilgili çok önemli araştırmalara imza atmış bir adam, bir ilim adamı. Bunun bazı çalışmaları var. Tabii çok saygı duyulan birisi olduğu için onun sözü daha ağırlıklı oluyor. Önde gelen bir ilim adamı nihayetinde. Şimdi Avrupa'yı tanımlıyor. Avrupa ile ilgili daha sonra biliyorsunuz büyük dergilerin kapaklarına da yansıdı bu. Eurabia diye bir kavram kullandılar. Yani Araplaşan Avrupa demek bu aslında. Eurabia. Evet. Avrasya gibi. Şimdi kastettikleri şey şu. 50 sene sonra bundan, mesela Bernard Lewis'in yazıları vardır bu konuda. Müslümanlar öyle bir tehdit olarak gösteriyor ki, demografik tehdit olarak gösteriyor. Diyor ki Müslümanlarda nüfus planlaması yoktur. Nüfus patlaması olacaktır. 50 sene sonra Avrupa'ya baktığınızda Müslümanların sayısı ya eşit olacaktır ya daha fazla olacaktır. Bu nasıl bir korku biliyor musunuz siz? Düşünün siz de, bu kendi bizim de bile zaman zaman bu yapılıyor. İşte filan kesim işte önümüzdeki yıllarda Türklerden daha fazla olursa, yerel halktan daha fazla olursa. Bu bahsettiğimiz korkuyu besleyenler sadece bu bahsettiğimiz popüler kültür vesaire değil.
böyle entelektüeller, akademisyenler, saygın bilinen işte siyasiler de bunu bahsettiği zaman o nedenle ön plana çıkıyor. Hatta hocam Katolik Kilisesi'nin de benim kadarıyla mesela bu konuda çalışmaları var. Hazırlattığı bir takım görsel işte videolar veya kitap çalışmaları var. Yani Batı'da özellikle Müslümanların sayısının artması ve işte Hristiyan orijinli insanların işte çocuk sahibi olurken bir ya da iki çocuk en fazla sahibi teşvik ediyor. Yani sürekli çocuk sahibi olmaları noktasında. Yani öyle bir organizasyon da var. Mesela Katoliklerde yani doğum kontrolü olmaması ve bunun da hala günah olarak algılanması bence anlamlı. Talip Hoca'nın bıraktığı yerde mesela bizde ya, biraz belki yanlış demeyeyim de mesela medeniyetler çatışmasını ilk defa dile getiren Huntington değildir. Bernard Lewis'tir. Bernard Lewis Oxford'dan aslında oryantalist anlayışı Amerikan akademik camiasına taşımıştır. Ve yine Bernard Lewis yani şeyle ilgili Müslümanlarla ilgili Talib Hoca dedi, Euro Arabiye diyor. Bir de biraz önce dediniz bu sayısal oran yani demografiyle ilgili ben işte 11 Eylül öncesi daha tez çalışmasını yaparken Amerika'daki Müslümanların sayısı yılda 160 bin artıyordu. Yani eğer bu trend devam ederse böyle yükseliş İslam bunun %30'u %40'ı göçle %60'ı 70'i neredeyse ihtida ile conversion dediğimiz şeyle oluyordu. Bunların pek çoğu da hapishanelerde oluyordu. Hapishanedeki siyah kurtuluşu dinde buluyor. Hispanik öyle. Hispanik özellikle Hispanikler 11 Eylül'den sonra aynı siyahlar gibi bizim aslında bizim doğamıza en uygun din İslam'dır diyorlar. Siyahların dediği gibi nature religion of the black people diyorlar. Ama bunlar da aynı siyahlar gibi bizi işte Batı Afrika'dan işte sömürgeci güçler, Avrupalı sömürgeci güçler kendi ekonomik çıkarları için getirdiler, köleleştirdiler, bizi zorla Hristiyanlaştırdılar. Aynı şey böyle argüman Hispanikler arasında da yaygın olmaya başladı. Hispanikler de biliyorsunuz Reagan döneminde her ne kadar şey olsa dahi Amerika'nın bütün arka hizmetlerini yapan, gidin mesela saat 11'de 12'de gecenin gece yarısından sonra toplaşımdaki olanların çoğu ya Hispaniktir ya siyahtır. Evet. Beyaz göremezsiniz. Onlar da orada ezildiklerinden dolayı 11 Eylül'den sonra Fulbright hocalığı yaparken bir öğrencilere ödev verdim. Bana her komünite hakkında yani İslam ve Müslümanlarla ilgili bir şey yazın diye. Bir öğrenci Hispanik asıllı bir öğrenci 1999'da 75 binmiş. Hispanikler arasındaki Müslüman İslam'ın oranı. 8 yıl, 9 yıl sonra bu sayı 350 bine yükselmiş. Ama bütün bunlara rağmen şimdi Amerika 300 milyon nüfusluk bir yer. Yani Amerika'daki Müslümanların istatistik olarak anlamlı bir sayısı yok. Yakın zamanda da olması mümkün değil hocam. Hocam burada bir başka bir algı da zaten tabii. Hani yani tabii. Çok etkili. İngiltere'nin nüfusu bugün işte 75-80 milyona yakın diyelim. Müslüman sayısı 2 milyon. Evet. Almanya'da Müslüman sayısı 4 milyon. Nüfusu 80 küsur milyon. Yani bütün Avrupa nüfusuna baktığımızda öyle yani Müslümanların hızla arttığı demografik olarak falan bunların hepsi hiçbirisi doğru değil bunlar. Yani reel değil. Ama şu var. Halka soruyorlar. Fransa'daki Müslümanların oranı nedir? İnsanlar %30 diyor, %40 diyor. Almanya'da soruyorlar. %2'lik, %3'lük oranlar. Halka soruyorlar. Halk diyor ki bizde %20. Niçin biliyor musunuz? Bir, Müslümanların görünürlüğü farklı. Kesinlikle. Tabii. Yani sokağa çıktığı zaman bir insan oradaki Yahudi belki çok fark etmeyebilir. Geleneksel kıyafeti yoksa. Ama bir Müslümanı fark eder. İsminden fark eder, görüntüsünden veya işte adam iş yerinde namaz kılmak istiyordur, oruç tutuyordur. Müslümanların görünürlüğü fazla. İki, uluslararası platformda, uluslararası ilişkilerde, küresel işte olaylarda Müslümanlar önemli aktör. Bazen olumlu anlamda, olumlu aktör. Bazen de olumsuz olarak işte savaşta bizde cereyan ediyor, problemler bu tarafta çıkıyor. Meydan okumaları buradan çıkmaya başlıyor. Bütün bunlar dünyanın ister istemez göz önünde. Mesela bu hapishanelerle ilgili bir şey söyleyeyim. Hapishanede İslam yayılıyor dedi ya Nuri Bey. Bu sadece orada değil. İngiltere'de de öyle bir manzara var. Daha dün haberlerde vardı. Oranın ırkçı partisi UKIP diye bir partiler var. UKIP'in başkanı çıktı. Ne dedi biliyor musun? Müslümanlar için ayrı bir hapishane yapalım.
Niye? Çünkü Müslümanlar yani bunları bir şekilde reform edemiyoruz diyor. Bir şekilde yani insan suç işleyebilir. Müslüman da suç işleyebilir tabii ki. Hapishaneye gittiği zaman işte orada bir şey oluşturuyor bunlar. Kendilerini bir halka oluşturuyorlar. Bazen radikalleşiyorlar veya işte diğer dezavantajlı gruplardan gelenlere bir kimlik inşa ediyorlar Müslümanlar olarak. Yani bunların hepsi var. Bu biraz şeyle ilintili. Nuri Bey'in sözünü kesmiş olacağım ama sizin bir sorunuz var, ortada kaldı. Ya bu İslam karşıtları ne kazanıyor bu işten? Evet, yani ona gelmeden önce isterse Talip Bey de bilir. Talip Bey'in de doktora savunma jürisinde benim hoca. İlk defa hapishanelerdeki din problemini, din fenomenini çalıştı sosyolojik olarak. Şimdi projeyi destekleyenlerden bir tanesi de, kuruluşlardan bir tanesi de İngiltere'nin Milli Kilisesi, Church of England'tı. Yani Anglikan Kilisesi'ydi. Tabii rapor yayınlanınca hocaya müthiş şey ettiler, eleştirdiler. Sen nasıl olursun da bizim parayla bizi eleştirirsin. Hapishanelerde ne kadar eleştiril yapıldığını, ne kadar Müslümanlara hizmetlerden yararlandırılmadığı ortaya çıktı. Bu çok önemli bir durum. Çünkü aynı şekilde daha sonra İngiltere ve Fransa karşılaştığını, hapishanelerdeki Müslümanlar çalıştılar. Yani hapishanelerdeki durum apayrı bir durum. Biraz önce Talip Bey dedi, Müslümanlar mesela Amerika'da, Avrupa'da neden bu kadar temsilde problemli oluyorlar? Mesela Amerika'daki Müslümanlar Avrupa'ya göre farklı. Yani sosyal kapitalleri, eğitim durumları, gelir durumları çok iyi. Yani genel Amerikan nüfusuna göre çok iyi. Her ne kadar sayısını 3,5 milyonuna sınırlandırıyorlar ama aslında mescit, işte İslam merkezleri, kültür merkezleri bağlamında bir demografik çalışma yapıldığında bunun 8,5-9 milyon olduğu gözlemleniyor. Bu kadar eğili olmalarına rağmen, Avrupa'daki Müslümanlara rağmen, Talip Hoca dediği gibi Müslümanlar işte belli alanlarda temsil edilmiyor. Bu da problemli. Mesela 11 Eylül'den sonra bu bir proje vardı, bir rapor vardı. Bir bridge projesi vardı, köprü projesi. Müslümanlar hukuk alanında kendilerini iyi temsil edemiyorlar. İkincisi medyada, üçüncüsünde bu eğlence endüstrisinde. Bunlar da temsil edilmediğinden dolayı da siz görünürlüğünüz devamlı problemli oluyor. Talip Hoca dedi ki işte Avrupa'daki Fransa, Almanya, İngiltere'de Müslümanların sayısını oradaki popüler parti yani aşırı sağcı partiler yükseltiyorlar. Neden de şu. Çünkü Müslümanların görünürlüğü demografik olarak daha çok şehirlerde, büyük şehirlerde. Mesela gidin Londra'nın, işte Berlin'in, işte Paris'in, Lyon'un, Bordeaux'un dışına gidin. Bütün Müslüman göremezsiniz. Müslümanların daha çok şehir merkezlerinde yoğunlaşması bunların görünürlüğüne de katkı yapıyor veya da arttırıyor. Tabii bu da korkuyu da arttırıyor. Hocam bir de bazı araştırmalar var yine mesela Amerika'da bu Pew araştırma şirketinin hatırladığım kadarıyla işte 2050 yılı ile ilgili bir tarih veriyor işte sayın yetişeceği ile ilgili sonra hatta 2070'lerde Müslümanların sayısının artacağı ile ilgili tabii bir yandan da Müslümanlar şunu düşünüyor yani nitelikli bir artış değil bu. Bu anlamda bir son 25 dakikamız var. Bir öz eleştiri kısmına isterseniz geçelim ve şeye bağlayalım. Yani hani nasıl mücadele etmek lazım aslında o da aslında şey kısmında. Amerika'daki şey bir o raporda bir Müslümanların sayısının genelde dünyada artacağını ve Batı'da Avrupa ve Amerika'da artacağını söylüyor ama Amerika'da bir şey daha var. Bir fobia daha var. Bir korku daha var. Avrupa merkezli anlayışın yerini Latin merkezli, Hispanik merkezli bir anlayışa dönüşeceği. Bundan da korkuyorlar. Çünkü Hispanikler son sayı, nüfus sayımına göre 60 milyonun üzerinde. Siyahlar 47 milyon. 320-25 milyon Amerika nüfusu içerisinde Müslümanlar 9 milyon. Bu biraz şeyde biliyor. Yani onların korkularını besleyen şeyler bu şeyler. Demografik tahminler, nüfus tahminleri. Sizin sorunuz neydi şey olarak? Bunu Evet. Yani biraz şey derim hocam. Bu öz eleştiri kısmına geçelim isterseniz. Yani özellikle bu İslam dünyası olup bitenler, bazı sapkın anlayışlar, radikalizm, işte otoriter yönetimler ve sosyal medyanın etkisi. Hocam yani bu konuya şey der de ben mesela Talip Hoca'nın uzmanlığına göre ben mesela Batı'daki Amerika ve İngiltere'deki Müslüman, Fransa'daki Müslümanlar üzerinden konuşayım.
Bir defa Müslümanlar kendilerinin think tanklarını kurup bir nüfuz oluşturması lazım. Yani bu duygusal olarak çıkıp bağırıp çağırmakla, işte kitap yakmakla, bayrak yakmakla, çiğnemekle bu iş olmaz. Yani think tanklarını kuracak. Mesela Amerika'daki Müslümanlar bayağı şey ettiler. Mesela CARE gibi bir kuruluş var orada. American Task for Impact gibi bir kuruluş var. ISNA, İKNA gibi bir kuruluş daha var. Mesela İngiltere'de FAIR var. British Muslim Council var. Ondan sonra şimdi Tel Mama diye bir kuruluş var. Bunların sayısı artması lazım. Bir de Müslümanlar kendilerinin işte etnik, kültürel veyahut da geldikleri ülkenin kültür ve ulusal bağlılıklarından bağlılıkların ötesine gidip geniş tabanlı kendilerinin problemlerini dile getirecek. Eğer orada onlar kalıcıysa kendilerinin hak ve özgürlüklerini, temel hak ve özgürlüklerini ihlal edilmesine karşı bir duruş sergilemeleri lazım. Bu gibi bir takım projelerle, raporlarla bunu desteklemeleri lazım. Yani biz biliyorsunuz pek çok İslam ülkesi, yani bunun başında size ismi vereyim, Suudi Arabistan, uzun yıllar, 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda, hatta 90'lı yıllarda İslam ve Müslümanlar adına Batı'da yaptığı şey sadece cami yaptırmaktı. Ve imamların maaşlarını ödemekti. Ama bu şartlı bir şekilde işte bizim Vahhabi İslam işe dersiniz. Aslında böyle bir destek oradaki Müslümanları kendi içinde bölmeye yöneltti. Hocam bu arada Müslümanlar tabii bu işte sivil toplum örgütlerini geliştirecekler, işte daha iyi ifade edecekler kendilerini, ama bundan önce kendi aralarında önce bir birlik olmaları gerekmez mi? Yani işte birçok yerde mesela farklı mezhepten, farklı görüşten insanların birbirinin arkasında namaz kılmadığını görüyorsunuz. Yani bu Batı'da da var, işte ülkemizde de görebiliyorsunuz benzer örnekleri veya diğer işte Müslüman coğrafya içerisinde. İşte Sünni çatışmaları Orta Doğu'da gözümüzün önünde gerçekleşiyor. Yani işte 1.6 milyarlık aşağı yukarı bir İslam aleminden bahsediyoruz ama paramparça olmuş durumda. 57 Müslüman ülke diyoruz falan ama yani 16 milyonluk Yahudi aleminin karşısında bu kadar etkisiz ve pasif i̇şte bu, bir İslam yani alemi. İslam dünyasında ya da Müslümanların yaşadıkları yerlerde, bilhassa azınlık olarak yaşadıkları yerlerde etkin olamamasının temel nedenlerden bir tanesi bu. Evet. Çok ciddi bir dağınıklık var, başıbozukluk var, bir üretim yok. Şimdi böyle bir vakayla karşı karşıyayız. Yani Müslümanlar ötekileştiriliyor, Müslümanlar aşağılanıyor, Müslümanların onuruyla oynanıyor pek çok yerde. Bununla nasıl mücadele edeceğiz? Evet. Ya bu bir realite çünkü. Bunu kimse inkar etmiyor. Bunu Batılılar da inkar etmiyor. Evet. İşte bütün şu raporlar, evet, buradaki kitapların hepsi bunu zaten ortaya koyuyor objektif bir şekilde. Bununla mücadele etmenin birkaç platformu var. Bir kere platformlardan bir tanesi o bahsettiğiniz işte 1.6 milyar Müslümana düşen görev. Elbette kişisel olarak biz bir şey yapamayabiliriz. Ama bizim hükümetlerimiz var. Bizim seçtiğimiz siyasiler var. Bizim üyesi olduğumuz dernekler, vakıflar, gruplar var. Ve bunların üye oldukları uluslararası gruplar, şeyler var, yapılar var. İşte Birleşmiş Milletler var, AGİT var, NATO var, ne bileyim işte Avrupa Konseyi var. Mesela biz Türkiye olarak, ben Avrupa Konseyi'nde bulunduğum süre içerisinde bu meseleleri gündeme getirdik. Yani 47 ülkenin bu meseleleri tartışmasını sağladık. Dünyada böyle bir eğilim var. Ve bu eğilim dünyanın liberal değerleriyle, hukukla, insan hakları değerleriyle çatışıyor. Yani siz bunlar yavaş yavaş dejenere oluyor. Yani siz bunları temsil ediyorsanız, eğer bu değerleri önemsiyorsanız, o zaman Müslümanlara karşı ayrımcılıkla mücadele etmek hepimizin görevi. Sadece Müslümanın değil. Sen Avrupa'yı nasıl tanımlıyorsun? İşte modern dünyayı nasıl tanımlıyorsun? Şu değerlere, şu çoğulculuğa savunan, sahip olan. O zaman sen sahip çıkmalısın. Biz bunu yapmaya çalıştık. Ondan sonra işte biliyorsunuz Türkiye Medeniyetler İttifakı diye bir oluşumun eş başkanlığını yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu çok önemsedi. Hatta Birleşmiş Milletler'de konuşmasında da bunu dile getirdi. Türkiye kendi üzerine düşen aslında yapıyor. Ama Türkiye'nin dışında 57 tane üye ülke olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı var. Ağırlığını koymalı bu konuya. Evet. Yani bu konuda herkesin büyükelçiliği var, konsolosluğu var, başka işte maddi gücü var, işte siyasi ve stratejik gücü var. Bunların da kullanıldığını pek söyleyemeyiz. Ama en büyük eksikliğimiz nedir bu mücadelede biliyor musunuz? Yani çok malzeme veriyoruz bir kere. Temsil yani eksikliği diyelim hocam da, temsil eksikliği. Yani İslam'ı doğru temsil etmemek. Yani bir şu en doğal aslında en etkili mücadele bilgi üretmenizle alakalı. Kesinlikle. İşte sanat, kültür, medeniyet, teknoloji, üniversiteleriniz, işte düşünce kuruluşlarınız. Yani toplumun bütün kademelerinin Batı'nın dikkatini çekecek. Yani dünyaya söyleyecek sözünüz var mı yok mu siz bugün?
Bunlar çok önemli şey. Yani sen şimdi Fransa'da işte Paris'in banliyosunda doğan çocuk hiçbir şey bilmiyor ki, Müslüman çocuk. Aynen. Sosyal medyadan İslam öğrenmeye çalışıyor. Evet. Bakın o rapor, en son raporlarda ne diyorlar biliyor musunuz? Şimdi Fransız hükümeti camilerde Müslümanların radikalleştiğini zannediyordu. Bir araştırma yapıyorlar. Kendileri yapıyor bu araştırmayı. Ve ortaya çıkıyor ki camilerde bu çocuklar radikalleşmiyor. Bu çocuklar tabii birçok yoksullukları var. Bu yoksulluklardan dolayı bir arayış içerisindeler. İşte bu kitabı da getirmiş hocam sağ olsun. Şöyle belki görür arkadaşlarımız, arkadaşlarımız. Bu Republic of France İslamofobia. Yani İslamofobinin cumhuriyeti Fransa'yı anlatıyor bu. Bunlar kendileri yaptıkları araştırmalar. Alt başlığı çok güzel bak. Respectable Racism in France. Bu alt başlığı çok güzel kitabı. Şimdi bakıyorlar ki sosyal medyada bu çocuklar biraz hani selefeliğe kayıyor, radikalleşiyorlar. O zaman demek ki bizim o çocukların da sahip çıkmamız lazım. Yani Müslüman dünyanın o çocukların da kendi bulundukları yerlerde özgüvenle hayata bağlanacakları bilgiyi, mekanizmayı, sanatı, kültürü, entegrasyonu sağlayacak bir şey üretmesi yani lazım. Bizim önce o zaman Müslüman olanlar İslam'ı doğru ya, anlatmamız gerekiyor. Çünkü Müslüman olmayanlara da bunu anlatabilirim değil mi hocam? Bence şimdi yeni bir bu geçtiğimiz Mayıs ayında bir güzel bir kitap çıktı. Sectarianization diye. Sectarianization in the Middle East diye. Yani Orta Doğu'nun haritalarının nasıl mezhep ekseninde yeniden oluşturulup şekillendiğini. Bir defa Müslümanlar mezhep problemini çözmesi lazım. Fark etmez Şii olsun, Sünni olsun. Hepsinde de problem var. Biliyorsunuz Batılı, Avrupalılar bu din savaşları bazen 70 yıl bazen 100 yıl sürdü. 15. 16. yüzyılda. Ama bunlar farklılıklarını dine referans göstererek değil. Bu farklılıklarına katkı yapan ekonomik, politik, kültürel, işte tarihsel ne varsa din dışı faktörleri güzel irdeleyerek çekmiştir, ulaşmıştır. Mesela sosyologlar ilk defa sosyologlar Avrupa'daki mezhep eksenli problemleri incelerlerken hiçbir zaman işte siyah veyahut da beyaz bakış açısıyla bakmıyor olaya. Daha çok bir yerde dinsel bir farklılık, anlayış ve pratik varsa bunun nedeni nedir? Coğrafya olabilir, kültür olabilir, tarihsel olabilir, etnik olabilir. Bunu şey diyorlar, bunun üzerinden giderek inceliyorlar. Bu çok güzel bir durum. Biz de maalesef daha hala Müslümanların birbirlerini tanımlaması, birbirine bakması mezhep ekseninde bu problem. Bir diğer konu Avrupa'daki Müslümanlar ekseninde Avrupa'daki veya da Batı'daki Müslümanlar ne zaman kendilerinin dini bilgilerini kendileri ürettikleri zaman ancak o zaman orada konumlanabilirler, temellenebilirler. Daha hala mesela Amerika'da biraz değişti ama Avrupa'da da hala taşınan suyla değirmen döndürmeye çalışıyorlar. Yani işte geldikleri ülkenin kültürüyle. Bu da orada onların birlikte bir geniş platformda buluşmalarını engelliyor. Daha hala geldikleri Türkiye'den işte diyelim ki İran'dan veyahut da diğer Müslüman ülkelerden gelenler, o göçmenler de hala oralara bağımlı. Bir defa onların ekonomik bir bağımsızlığı olması lazım. Yani geldikleri ülkelerden. O zaman kendilerine bağımsız bir şekilde kendi dini bilgilerini, kültürlerini üretirlerse diğer popüler kültürlerini, medyadaki görünümlerini daha da şey edebilirler. Hocam mesela şimdi biz Hazreti Peygamber'le ilgili çok yakışıksız, çirkin karikatürler yapıldığı zaman, bir takım böyle işte internet videolar hazırlandığı zaman haklı olarak buna tepki gösteriyoruz ama yani biz bunun alternatifini üretiyoruz Müslümanlar olarak. Mesela Hazreti İsa'nın hayatıyla ilgili binlerce film yapılmıştır bugüne kadar. Hazreti Musa'nın keza hayatıyla ilgili binlerce film yapılmıştır. Ve işte o dönem, kendi döneminin en popüler diyelim ki aktörleri bu filmlerde oynatılmıştır. Çok daha yeni biliyorsunuz işte İran'da bir Peygamberimizin hayatıyla ilgili, evet, çocukluk dönemiyle ilgili mesela bir film ki gençlik ve nübüvvet dönemiyle ilgili bir seri olarak düşünülüyordu ki işte ölüm tehditleri aldı adam falan ki yani ne vardı filmde diye soracak olursanız da yani bu tarzda bir tepki vermeye gerektirecek bir şey yoktu. Ama bir işte Çağrı filmimiz var, 1970'lerde yapılmış. Onu da Müslümanlar yapmadı. Yani onu da Müslümanlar yapmamış veya Müslümanlar oynamıyorlar. Yani bu sanat... sanat, çünkü bütün dünyaya bunu siz ihraç ediyorsunuz. Önce onu söyledim. Yani gücü... Müslümanlar bulundukları yerlerde üretmek zorunda. Sanat üretecek, bilgi üretecek. Çünkü
bizim dini kavramlarla anlatacağımız şey de çok sınırlıdır. Müslüman, Müslümana konuşur ancak onlarla. Yani sen Kur'an'ın diliyle konuşursan sadece, hadislerle hareket edecek olursanız bu çok sınırlı bir kitleye hitap eder. Ama siz sanatın diliyle, bilimin diliyle, teknolojinin diliyle, popüler kültürün diliyle herkese ulaşabilirsiniz. Yani bugün işte lingua franca denilen şey İngilizce. Sen İngilizce film yapmıyorsan yani çok sınırlı bir kitleye ulaşırsınız. Sanatın çok güzel bile olsa. Ya da yazdığın kitap sadece belli bir kitleye ulaşır. Bu konuda İslam dünyasının üzerine çok önemli bir sorumluluk düşüyor. Yani biz Batı'da böyle bir realiteyi görüyoruz. Bu Müslümanların suçu değil. Az önce Nuri Bey'in bahsettiği ta yani yüzlerce yıllık bir gelenekten gelen bir karşıtlık var. Bugün zirveye oturdu çünkü popülizme çok yararı var bunun. Yani insanların korkularıyla oynarsanız oyunu alıyorsunuz. Bugün yani 5 yıl önce alternatif bu şeydeki Almanya'daki Almanya için alternatif partisi 5-6 yıl önce kuruldu. %17'ye yakın oy aldı. Yani olacak iş değil bu. Almanya gibi okumuş, ekonomisi gelişmiş yerde bile demek ki insanları bu korkular üzerinden yönlendirebiliyorsunuz. Siyaseti manipüle edebiliyorsunuz. En yakın onlar işte, o zaman, İsveç'teki tabii, seçim işte tabii, normal tabii. Şey, başbakanı. Müslümanların böyle bir şey var ama temel bir problemi de işaret etmekten geçemeyeceğim. Çünkü bu aynı zamanda içerideki Türkiye'nin içinde de bir İslamofob bir grup var. Onu oraya, ifade oraya gelmek istiyorum. Ama onun ideolojik bir takım temelleri var ama önemli nedenlerden bir tanesi İslam dünyasındaki meşruiyet problemidir. Bakın birkaç ülkenin ismini verdi Nuri Bey. Burada bir meşruiyet yok ki. Yani siz bu rejimlerin siyasetini, rejimlerin aldıkları pozisyonları, onlar orada varlıklarını sürdürmeye devam etmek bütün amaçları. Yani Avrupa'daki Müslüman ezilmiş, işte Batı'daki Müslüman çocuk kimliğini kaybediyormuş. Bunlar insanların umurunda değil bu coğrafyada ne yazık ki. Biraz işte bunlara farkındalık yaratacak işler yapmak lazım. İşte üniversitelere düşen görev var. Sizin gibi hem üniversite olup hem işte medyanın içerisinde olan arkadaşlara ihtiyaç var. Ve bizim Batı ile bütün problemlerimize rağmen, Avrupa ile bütün sıkıntılarımıza rağmen mutlaka daha yakın bir iletişime ihtiyacımız var. İletişimi kopardığınız andan itibaren sizin etki alanınız kalmıyor ki zaten. Hocam, yani o aynı masa etrafında bütün farklılıklara rağmen oturabilmesini bilmeliyiz. Dikkat ederseniz hep savunma pozisyondayız bir de. Yani hep işte kendimiz işte böyle değiliz, biz öyle gündeme, değiliz. Gündemi onlar belirliyor. Yani biz arkasında ne olduğumuzu koşuyoruz. Ortaya koymak değil midir esas aslında? Yani biz ama öyle işte değiliz az önce siz söylediniz ya, sizin bir şey üretmeniz lazım. Yani bizim o anlamda biraz da öz eleştiri yapmamız lazım. Bizim üniversitelerimiz ne üretiyor? Dünyaya ne söylüyoruz? Biz bir zamanlar dünya medeniyetine katkılarımızı övünüyoruz ve haklı olarak övünüyoruz değil mi? Kesinlikle. Mesela Fuat Sezgin Hoca, 2019 yılı Fuat Sezgin yılı olacak inşallah. Evet. Yani onun müzesine gidildiği zaman İslam dünyasının geçmişte dünyaya ne ner verdiğini görebiliyoruz. Bütün Avrupa ile sıkıntılı, işte Hristiyan dünyası ile sıkıntılı ilişkiler olmasına rağmen Endülüs üzerinden Avrupa'nın Yunan felsefesini nasıl keşfettiğini biliyoruz. Kesinlikle. O eserler Arapçaya çevrilmeseydi, Arapça üzerinden Latince'ye çevrilmeseydi, yani Avrupa'nın kendi bugün kültürel kimlik kökenleri olarak algıladıkları, bize bahsettikleri konuları keşfedemeyeceklerdi. Tabii. O ilişkiler anlamlı ilişkilerdir. Ama bizim tekrar işte bir İslam dünyası olarak, önce ülke ülke belki ama İslam dünyası olarak böyle bir eleştiri sürecine de girmemiz lazım. Yoksa buradan hani Amerika'yı eleştirmek, haklıyız eleştirilerimizde ama bir şey ifade etmez. Sen uluslararası platformlarda bunu gündeme getirmezsen, işte dediğimiz gibi dünya çapında bilgi üreten düşünce kuruluşları, raporlar, bilgiler bunları yaymazsak çok etkili bir mücadele. Hocam bir daha özel eleştiri bağlamında mesela İslam dünyasının pek çok yani işte şeyle krallıkla yönetilen, monarşiyle yönetilen şeyler hariç, aslında o hariç diyemeyiz de, demokrasiye geçmiş ülkelerde bile bu militan demeyeyim de çok otoriter bir sekülerizm kullanılması, sekülerizm dili bizim kendi içimizde İslamofobiyi de beslemiştir. Yani kendi yerli İslamofobimizi üretmiştir. Mesela biliyorsunuz 1900 ne zaman Türkiye'de işte kırsal kesimden şehre göç eden insanımızın, onların kendileri gerçi görünürlükleri, kamusal alandaki görünürlükleri daha çok hizmet endüstrisinde olduğundan dolayı problem tehdit oluşturmuyordu. Ama onların çocukları 50'li 60'lı yıllarda 70'li yıllarda gelenlerin çocukları ne zaman 80'li 90'lı yıllarda üniversiteye başladılar ve kendilerini yani daha görünür hale getirince o zaman başladı mesela başörtüsü problemi. Yani neden o zaman başladı? Çünkü önceden tehdit oluşturmuyordu. Çünkü onun
yönetime veyahut da şeye söyleyeceği bir şey yok. Servis yani hizmet endüstrisinde çalışan annesi, babası veya da dedesi, ama ne zaman onların çocukları, torunları Türkiye'de kamusal alanda görünürlükler artınca, eğitimleri, donanımlı eğitimleri olunca problem oluşturmaya başladı. Bu da yerli İslamofobiyanın üretilmesine sebep oldu. Biliyorsunuz 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda pek çok bu yazılıp çizilenlere bakıyorsunuz. Popüler kültürde, bizim medyada, ondan sonra diğer sanatta İslam ve Müslümanlar da bayağı ötekileştirildiler. Ya hocam 70-80'li yılların özellikle yani hani bizim çocukluğumuzdaki en meşhur komedyenler diyebileceğimiz kişilerin oynadığı filmlerde maalesef ki hep şey teması vardır. Yani böyle nerede bir hile hurda, üç kağıt, yalan dolan var, hep bir Hacı Hoca mutlaka, evet, işte bu evet, böyledir ve ister istemez aslında yani epey bir insanın da zihnine bu işlenmiş oldu yani. Hani bu televizyon işte, serileri, televizyon yani, dizilerine bakın, filmlere bakın. Yani muhafazakar, dindar kesiminin imajı hiç de pozitif değildir. Hocam çok yakın birkaç gün önce yani daha birkaç hafta önce Aziz Sancar Hoca'nın bir beyanatı üzerine sosyal medyada bir linç kampanyası gerçekleştirdiler, hatırlayacaksınız. Yani işte hocamız çok önemli bir bilim insanı, evet, ve bilimsel çalışmalarını laboratuvarda yaptıktan sonra dua ettiğinden bahsetti. Ve vay efendim nasıl olur da bir bilim adamı işte böyle metafizik şeyleri karıştırır, maneviyatı, dini karıştırır, dua etmekte ne demekmiş falan gibi. Yani böyle bir algı var bizde salt, değil mi hocam? Salt, yani salt bir pozitivist eğitim anlayışı bizi çok şey etti, kökümüzden, kültürümüzden, tarihimizden çok uzaklaştırdı. Bunu biliyorsunuz şey neydi, pozitivizmin Türkiye girişi kitabı diye birisi yazdı. Ne Kozak, ismini hatırlamıyorum. Ya bakıyorsunuz ki Fransa'daki laikliği. Hocanın aslında adını söyleyeyim. Murtaza Korlaelçi. Murtaza Korlaelçi. Çok güzel bir kitap. Çok güzel bir kitap. Mesela bizim eğitimde, kusura bakmayın yani şey değil, bizdeki laiklik veyahut da modernleşme sadece Cumhuriyet'le başlamış bir olgu değil. Osmanlı'nın son döneminden itibaren yani 1800'lü yılların başlarından günümüze kadar devam eden, belki Cumhuriyet bunu daha da hızlandırmış olabilir. Ama hızlandırırken bazı şey değerleri de aşındırdı. Bunu da söylemek lazım. Bu bir tür dogmatizm hocam. Yani dogmatizmi genelde dinle insanlar ilintilendirir. Doğru. Dinde bir dogmatizm tarafı vardır ama ne yazık ki bu pozitivist ve seküler ideoloji içinde de dogmatik bir yön var. Yani mesela Darwinizmi kimse tartışmaya açmıyor. Değil mi? Yani bu konular hep Türkiye'de tartışmaya açılınca ideolojik bir zemine doğru kayıyor. O da Türkiye'nin belki de kendine has bir hani modernleşme süreciyle alakalı bir şey, ama şunu görmek lazım. Sadece Türkiye'de değil, Tunus'ta da mesela çok böyle ciddi bir kısıtlayıcı bir sekülerizm vardı bir zamanlar. Cezayir'de aynı şekilde vardı. Hatırlayın 90'larda Cezayir'de İslami hareketler hareketlendi vesaire. 200 bine yakın insan öldü. Bütün bunlar aslında Müslümanların kendi aralarında mücadele ve ölen de, yani kaybeden de ne yazık ki hep Müslüman oldu. Bütün bunlara baktığımızda aslında zor bir süreçte karşı karşıya olduğumuzu da söylemeliyiz. Yani biz her ne kadar bazı reçeteler versek de burada bunların uygulamaya geçmesi çok kolay değil. Çünkü mezhepler kendi aralarındaki problemi halletsin diyoruz ama bir de şunu görüyoruz. Yani bugün işte bölgesel politikalarda, evet, uluslararası politikalarda mezhepler çok açık ve net bir şekilde bu siyasetin bir parçası olarak kullanılıyor. İşte komşumuz İran. Yani Hizbullah'ın nasıl kullandığını görüyoruz. Suriye'ye nasıl müdahale ettiğini görüyoruz. Irak'ın zaten şu anda büyük bir çoğunluğunu etkiliyor. Bütün bunlar mezhepsel aidiyetler üzerinden kurguluyor ve kodluyor. O nedenle bu zor bir süreç. Ama biz yani Batı'nın liberal değerlerinden, Batı'nın işte insan hakları ve demokrasi söyleminden medet umarak da bu işlerden kurtulamayız. Yani sadece oraya referans olmaz. Mutlaka İslam dünyasının, Müslümanların bu konuda bir öz eleştiri yapması lazım. Elbette her ülke kendisi yapacak. İşte biz de Türkiye olarak bu konuda önemli çalışmaları başlattı ben. Türkiye, onu söyleyeyim yani uluslararası platformlarda özellikle İslam karşıtlığı ile ilgili hükümet düzeyinde, işte bakanlar düzeyinde ve devletin çeşitli kurumlarında bu yakın takip ediliyor. Ve mümkün olursa tabii bu çok önemli. Nuri Bey söyledi, bir hukuki yaptırım yoksa bu suçlara karşı. Bir, İslam karşıtlığının suç olduğunu insanlara ikna edeceksiniz. Kesinlikle. Nefret suçu diye. Evet. Ayrımcılık suçu diye. Tıpkı antisemitizm gibi. İki, bu suçlarla ilgili olarak bir monitoring olacak. Yani izleme olacak. Şimdi Müslümanlara karşı ne kadar suç işleniyor, evet, kim ne kadar işte şeye maruz kalmış, saldırıya maruz, evet, kalmış, hiç bunu bilen yok. Evet. Ama bunun şey bir toparlanması lazım. Bunun bir, aynen, kayda altına alınması lazım. Bunu
hukuk sisteminin içerisinde, yargı sisteminin içerisinde bu mekanizmaların dahil edilmesi lazım. Bu bireylerin çalışmasıyla olması mümkün değil. Bu ancak hükümetler arası kuruluşların ve o bahsettiğimiz işte büyük düşünce kuruluşlarının, araştırma kuruluşlarının ve tabii ki Avrupa'daki Müslümanların, bizatihi Müslümanların kendilerinin önemli çalışmaları mümkün olabilir. Yani önce bir farkındalık kazanmak gerekiyor bu konuda ilgili. Yani bu konunun önemini fark etmek gerekiyor. Birkaç ekleme yapabilirim. Tabii hocam. Son bir iki dakikamız, son sözleri alalım. Şimdi Müslümanlar bir defa kendilerinin, mesela Yahudilerden öğrenci çok şey var. Ben öyle diyorum. Özellikle Batı'da yaşayan Müslümanlar, diaspora'da yaşayan Müslümanların Yahudilerden öğrenci çok şeyler var. Bir, kendilerinin izleme, kendileri hakkında yapılan insan hak ve hukukunun yani ihlal edildiği durumları rapor etme şeyi raporlamaları lazım. İşte anti defamation gibi anti mesela şey olsun, siz söyleyin, Müslümanları karalama izleme grubu olsun. bu anti defamation'a Yahudilerin aktardığı parayı siz yani sayılarla ifade edemezsiniz. Bir de bu bizim Talip Bey dedi, aslında İslam dünyası içinde bu işi bilinçli olarak, yani bu işin kaygısını çeken Türkiye var. Diğerlerinde fazla böyle bir şey yok. son 4 yıldır bir devlet kuruluşu bazı üniversitelere işte Batı'daki Müslümanlar özelinde, belli ülkelerdeki işte genelde Müslümanlar, göçmenler, Müslümanlar ve Türkler bağlamında onlara yapılan hak ve özgürlük ihlallerini bilimsel olarak çalıştırmaya başladı. Bize de Marmara Üniversitesi olarak Fransa düşmüştü. Fransa'yı çalıştık. Her ne kadar ben Anglo-Sakson eğitimden gelsek dahi, ama biz ekibimizi oluşturduk ve raporu yayınladık. Fransızca'da çıktı. Bizim Talip Hoca'yı da lansmana çağırdık. Fransa davet etmediğimiz halde, bizi iyi takip ediyorlar. Biz davet etmediğimiz halde Fransa'nın başkonsolosu ve eğitim müşaviri geldi. Bizim proje, yani rapordaki bulgularımıza itiraz ettiler. Biz de dedik ki biz bunları biz kendimiz şey etmiyoruz, uydurmuyoruz. Bak, bu sizin literatürü kullanarak biz böyle bir sonuca vardık deyince, tabii şey diyorlar, rahatsız oluyorlar. Evet. Son defa ciddi alındığını gösteriyor aslında. Geçen çalışmanın ne kadar ciddi alındığını gösteriyor. İki hafta önce mesela Avrupa İşbirliği Güvenlik Teşkilatı'nın Varşova'daki toplantısında bizim rapor tartışıldı. yine orada bizim bir arkadaş, uzun yıllar Fransa'da yaşamış bir arkadaşı gönderdik. O Fransızca raporu özetleyince Fransızlar rahatsız olmuş, oturumu terk etmiş. Yani hocam anladığımız şu, demek ki gerçekten çalışmak, üretmek ve biraz da rahatsız etmek biz lazım. Dikkat çekmesi için bunun, yani bu üretimin ortaya konması. Batı'da ranimi trans arkadaşlarımızın var. Yaptığı şey bilgi ortaya koymak. Kesin. Bakın bilginin yanlı bir bilgiden bahsetmiyoruz. Bunlar açık kaynaklardan elde edilmiş. Kendi literatürlerinde hatta tabii. Üretilmiş bir ona bilgi. İtirazlar olamaz. Yani kendi dilleriyle aslında konuşmuş oluyorsunuz. Batı'nın diliyle. O dilde işte bilimin dili, bir araştırmanın dili, objektivitenin dili diyelim. Onunla konuştuğunuz zaman yani kaçacak bir yer şey yok. Yani şimdi bu sonuçtan böyle bir pozitif bir şey, gelişme oldu. Bundan dolayı şimdi bizim yukarıdaki devletimizdeki kurum iki üniversiteyi seçti. Sakarya ve Marmara. Biz şimdi nasip olursa Talip hocamızla çalışacağız beraber. İnşallah. Amerika ve İngiltere'yi de alıp Fransa'yı da devam ettireceğiz. Böyle yaparsak, biz bilimsel literatür üretirsek ve bunu da farklı dillere çevirirsek bir etki oluşturacağız. Yoksa etki oluşturamayız.